Evet, merhaba sevgili izleyicilerimiz. Ekranların başına hoş geldiniz. Şöyle Ramazan'da şöyle güzel yemeklerimizi hazırlamaya devam ediyoruz. Bugün size yine çok güzel yemekler hazırlayacağız. İnşallah size de evlerinizde hem gülün rahatlığı içinde ve güzel bir şekilde düşünmeden hemen bu yemeklerimizi hazırlamış olacaksınız. Size de evlerinizde farklı ve güzel bir lezzet olmuş olacak inşallah. Evet, bugün sizlere hemen neler hazırlayacağız sevgili izleyicilerim? Çok güzel bir köftemiz var. Köfte hazırlayacağız. Cevizli köftemiz olacak. Onun sunumunu yapacağız ve onu yaptıktan sonra yanında güzel ızgaralarımız olacak ve ızgara hazırlayacağız. Ve onun yanında bugün kendimize şöyle dedik ki tavuklu pilav hazırlayalım sevgili izleyicilerim ve tavuklu pilavımız olacak ve yanında çok da güzel bir tatlımız olacak. Hemen sevgili izleyicilerimiz, künefe tatlımız var, onu hazırlayacağız. Tabii ki künefe tatlımızı yine güzel bir sunumla sizlere beraber şöyle hazırlayacağız inşallah. Onu hazırlayıp fırına göndereceğiz. Fırında güzelce bir şekilde pişecek. O pişerken biz de diğer işlemlerimize devam edeceğiz. Tabii ki bunları neyle yapacağız sevgili izleyicilerimiz? Anneban ürünlerimizle, %100 şöyle katkısız, doğal, lezzetli ve güzel buram buram kokan tereyağımız, ondan sonra kaşar peynirimiz ve serbest gezen tavuklarda elde edilmiş organik ve güzel yumurtamız, şöyle aneban hem yumurtamız sevgili izleyicilerim, hem şöyle gördüğünüz gibi tereyağımız hem de kaşar peynirimiz, lezzetli bir şekilde bunları hazırlayacağız ve yemeklerimizi onunla beraber inşallah biz hazırlayıp burada hazır tezgahımızın üzerine alacağız. Sizler de hem iftarda hem de sahurda bol bol alıp ve afiyetle yemiş olacaksınız. Çok da güzel bir lezzet ve sizlere öneriyorum sevgili izleyicilerim, yemeklerinize ayrı bir tat ve lezzet katacak güzel bir hemen kaşar peynir. Tabii ki saklama kapımız, Kutu markasıyla beraber saklama kabımız var. Onu da sevgili izleyenlerimiz tabii alıp çocuklarınızın fazla kırtasiye malzemeleri olabilir, elbiseleri olabilir veyahut da sebzemiz olabilir, bakliyatlarımız olabilir. Ne olursa olsun fazla olan malzemelerimizi içine güzelce bir şekilde dolduracağız. Üst üste hemen koyup güzel bir köşede çok fazla yer kaplamadan hemen saklama kabımızın içinde de fazla olan malzemelerimizi muhafaza edebiliriz. Çok da güzel, şık sevgili izleyenlerim, birbirinden renkli ve güzel saklama kaplarımız. Tabii ki şefır dedik sevgili izleyenlerimiz. Şefırla beraber de ne yapabiliriz? Şefırla beraber dediğimizde şefırla hem kokusuz, dumansız, sağlıklı bir şekilde pişirimler dedik sevgili izleyicilerim. Sizler de evlerinize hemen güzel sunumlar yapmak istiyorsanız şöyle hemen sevgili izleyicilerim, şefla beraber güzelce bir şekilde ne yapacağız? Izgaralarımızı hazırlayacağız ve sizler de şöyle lezzetli, güzel bir şekilde ne yapacaksınız? Izgaralar yapmış olacağız. Tabii ki biz bu ızgaraları hazırlayıp da sevgili izleyicilerim, dediğimiz gibi ızgaralarımız güzelce bir şekilde hazırlanacak ama ızgaralarımızı uğraştırmadan, kesinlikle başında beklemeden hızlı bir şekilde pişirmemizi yapacağız. Birazdan sizlerle beraber ızgaralarımızı hazırlayacağız. Dilerseniz hemen ilk önce köftemizin listesi gelsin. Köftemizi hazırlayalım. Onu hazırladıktan sonra yavaş biz şöyle bir şey yapalım sevgili izleyenlerimiz. Önce künefemizi hazırlayalım. Şöyle künefemizin listesi gelsin. Şimdi onu fırına göndereceğiz. Biraz fırında pişmesi gerekiyordu. Şöyle listemiz hemen. Künefe tatlımız için sevgili izleyicilerim şöyle dedi ki ayrı bir güzel ve lezzet olsun evlerinize, sizde de künefe yapın. Künefe yemek için farklı sağa sola gitmenize de gerek kalmıyor. 1 kilo kadar taze kadayıfımızı onu kullanıyoruz. 400 gram kadar hemen tuzsuz dil peynirimiz var. Tuzsuz dil peynirini kullanıyoruz. Ondan sonra 200 gram veya da 250 gram kadar aneban tereyağımız var. Tereyağı kullanacağız. Buram buram kokacak sevgili izleyicilerim, ayrı bir lezzet katacak. Ve ondan sonra hemen sevgili izleyicilerim 3 su bardağı kadar toz şekerimiz var. 3 su bardağı kadar su kullanacağız. Bir dilimde limonumuz var. Limon suyu kullanacağız. Hemen 1 kilo kadar taze kadayıf kullanacağız. 400 gram kadar tuzsuz dil peynirimiz var. 250 gram kadar aneban tereyağımız var. Ondan sonra şerbetimiz için 3 su bardağı kadar toz şekerimiz birebir ölçülerde. 3 su bardağı kadar da su kullanacağız. Bir dilimde taze limonumuz var. Şimdi sevgili, ilk önce şerbetimiz güzelce bir şekilde hazırlanacak. Şerbetimiz hazırlanırken biz de ne yapacağız? Güzelce bir şekilde hemen kadayıfımızı hazırlayacağız. İçine aneban tereyağımızı ilave edip karıştıracağız. Ondan sonra altını güzelce bir şekilde hemen dizdikten sonra ortasına peynirimizi ilave edeceğiz. Üzerini tekrardan iyice bir kapatacağız sevgili izleyicilerim. Üzerini kapattıktan sonra fırına göndereceğiz. Fırında nar gibi kızaracak. Ondan sonra bir yandan da şerbetimiz hazırlanacak. Şerbetimizi üzerine ilave edip ve afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, güzel bir künefemiz olmuş olacak inşallah. Şimdi ilk önce hemen eldivenlerimizi alalım. Şöyle eldivenimiz gelsin. Ufak da bir tenceremizi alıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle hemen, hatta şöyle bir şey de yapalım ki daha rahat bir şekilde, hemen hızlı bir şekilde hazırlansın. Tenceremize hiçbir su kullanmadan, bir şey kullanmadan sevgili izleyenlerimiz altını açtık. O yavaş yavaş hemen ısınmaya başlasın. Şerbetimiz için. Bir tanesi şerbetimiz, bir tanesi tereyağımız için. Biz de şöyle eldivenlerimizi giyelim. Kadayıfımızı hazırlamaya başlayacağız. Şöyle tereyağımızı gönderelim. Erimeye başlasın. Bolca
tereyağımızı gönderebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Fazla olanı da şöyle alabiliriz. Ve tereyağımızı gönderdik. O yavaş yavaş sevgili izleyenlerimiz erimeye başlasın. Hemen o güzelce bir şekilde erisin. O erirken biz de şöyle bir tane tepsimizi aldık. Gördüğünüz gibi tepsimiz hazır. Biraz şöyle yumuşak sevgili izleyenlerimiz hafif tereyağımızdan tepsimizin altına sürelim. Daha iyi bir şekilde kızarmasını sağlayacaktır. Biraz daha alalım. Şöyle güzelce bir şekilde tepsimizin altını yağladık. Şöyle sevgili izleyenlerimiz hemen tepsimizi yağladıktan sonra şöyle kenara alıyoruz. Ondan sonra kadayıfımız hazır. Bunu daha geniş bir kabımızın içine alalım ki daha rahat bir şekilde çalışalım diye. Hemen şöyle geniş bir kabımız gelsin. Kullanacağımız kadayıfımızı alalım. Şöyle güzelce bir şekilde gönderdik. Bunu tel tel birbirinden ayıralım kadayıfımızı. 1 kilo kadar kadayıfımız hazır. Bunu iyice bir şöyle sevgili izleyenler biraz hafif yere açalım ki daha rahat bir şekilde çalışalım diye. Bunu iyice bir birbirinden tel tel ayırıyoruz. Güzelce bir şekilde künefe tatlımız hazırlansın ve lezzetli bir tatlı olsun. Şöyle iyice bir birbirinden ayırdık. Biraz üzerine tereyağımız erimeye başladı. Anaban tereyağımız bolca ilave edebiliriz. Geri kalanı da tekrar biraz daha ısıtalım. Bunu yedirene kadar o da ısınmış olacak. Bu tereyağımızı güzelce bir şekilde yedireceğiz ki sevgili izleyenlerimiz hem tatlımız daha güzel olsun, kızarması daha iyi bir şekilde hem birbirini tutacak ve kızarmış olacak inşallah. Hemen hızlı bir şekilde şöyle biraz karıştıralım. İyice bir tereyağımızı yedirmiş olacağız. Şöyle evet. Şimdi hazır. Kalanı da hop hazır geldi. Evet. Şimdi bolca anaban tereyağımızı üzerine ilave ettik. Ve bunu hafiften tekrardan şöyle bir tereyağımızı yedirelim. Evet, mis gibi koktu sevgili izleyenlerimiz. Mis gibi kokmaya başladı. Ondan sonra kadayıfımızı aldık. İkiye böldük. Tepsimizin içine ilave ediyoruz. Hemen bunu iyice bir düzeltelim. Şöyle hafif, daha rahat bir şekilde çalışmamız için. İyice bir düzeltmeye başladık. Hafiften de şöyle bastırıyoruz. Orta kısım bu sevgili izleyenlerimiz. Tabii bu arada da tenceremizde hemen tenceremiz ısındı. Şerbetimiz gelsin. Karamelize olması gerekiyor. Daha güzel bir renk vermesi için sevgili izleyenlerimiz. Onun için ne yaptık? Hemen tenceremize şekerimizi gönderdik. Şöyle elim yağlı olduğu için her tarafa da dokunmak istemiyorum. Şöyle bir tane hemen bardağımı da hazırladım. Biraz şöyle renk alsın. Güzel bir şekilde karemize olsun. Biraz daha hazırlayalım. Şöyle 1-2 dakika bekleyeceğiz. Şu anda karemize olmaya başladı. Güzel bir renk aldı sevgili izleyenlerimiz. Biz ne yapalım? Sıcak su kullanırsak daha güzel olacak. Evet. Biraz daha renk almaya başladı. Renk alıyor. Güzel bir renk alsın. Bismillah dedik. Hop. Öyle. 3 su bardağı kadar su dedik sevgili izleyenlerimiz. Hemen şöyle suyumuzu gönderdik. Bu da Yunus içecekmiş. Hemen şöyle İftarda biraz daha suyumuzu ilave edelim. Şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen güzelce bir şekilde suyumuzu gönderdik. O kaynamaya devam etsin. Şerbetimiz hazır.
İçine bir dilim de limonumuzu gönderiyoruz. Hop. Evet, şimdi hazır. Biraz hafif bir karıştıracağız ki daha güzel bir şekilde şerbetimiz hazırlansın. Evet. Şöyle. Çok da güzel bir renk aldı. Sevgili izleyiciler, zaten siz orada görüyorsunuz. Güzel bir renk alması için zaten biz de bunu yaptık. Şimdi künefemizi hazırlamaya devam ediyoruz. Şöyle iyice bir bastırdık üzerine. Ondan sonra hazır sevgili izleyicilerim. Asıl konuya geldik. Asıl önemli olan nokta. Asıl tad veren nokta sevgili izleyicilerimiz. Hemen şöyle güzelce bir şekilde tuzsuz dil peynirimiz sevgili izleyicilerimiz. Asıl künefeye güzellik katan, lezzet katan sevgili izleyicilerimiz peynirimiz. Onu biraz daha ufak ufak küp küp doğruyoruz. Şimdi bu hazır. Alalım. Üzerine serpiştiriyoruz. Güzel bir şekilde gönderdik. Tekrardan diğer parçaları da aynı işlemle hazırlayalım. Bunu şöyle dilimledik. Küp küp şöyle doğrayacağız. Ufak ufak doğradık. Tekrardan aynı işlemle biraz daha ince ince doğrayıp onu da gönderiyoruz. Kenarlarına doğru da sevgili izleyenlerimiz hafif şöyle ilave edeceğiz. Ondan sonra bir tane daha peynirimiz kalmış, onu da küçük küçük şöyle hafif hafif doğradık. Ve hazır sevgili izleyenlerimiz. Bunu da aynı işlemle şöyle üzerine ilave ettik sevgili izleyenlerim. Şimdi peynirimiz hazır. Güzelce bir şekilde künefemize devam ediyoruz. Tekrardan kalan kadayıfımızı hemen üzerine örtelim. Hafiften şöyle güzelce bir şekilde üzerini kapatıyoruz. Ne kadar çok fazla ince olursa künefemiz hem daha güzel olacak sevgili izleyenler, hem de daha lezzetli olacak. Onun için elimizde geldiği kadar ince bir şekilde hazırlama gayret edeceğiz. Şöyle elimizde biraz daha bastırıyoruz. Ondan sonra tekrardan hafif üzerini şöyle kapatalım. Peynirimiz gözükmeyecek şekilde üzerini iyice bir örttük. Kalan diğer kadayıfımızı da üzerine gönderdik. Şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen hazır diyebiliriz. Bunu da üzerine ilave ettikten sonra iyice bir bastıralım. Hemen güzelce bir şekilde şöyle topaladık. Elimizde bastırıyoruz. Künefemiz hazır sevgili izleyenlerimiz. Şerbetimiz de altını kısalım. Şimdi şerbetimiz hemen hemen hazır. Eldivenlerimizi değiştiriyoruz. Ondan sonra künefemiz hazır. Güzelce bir şekilde hazırlandı. Fırına göndereceğiz. Fırında üzeri nar gibi kızaracak. Ters çevireceğiz. Altı da nar gibi kızarması gerekiyor. Üzeri ve altı kızardıktan sonra sevgili izleyenlerimiz, ondan sonra şerbetimiz de hazır. Şerbetimi ben şöyle sevgili izleyenlerimiz hazır güzelce bir şekilde soğutmaya bırakacağım. Şerbetimi kenara alıyorum. O biraz şöyle beklesin. Ondan sonra tatlımız hazır. Tatlımızı fırına gönderiyoruz ve fırında yavaş yavaş pişmeye başlayacak. Hemen şöyle fırın yolculuğu başladı. Fırınımızı açtık. Fırınımıza gönderiyoruz sevgili izleyenlerimiz. Fırında yavaş yavaş şöyle güzelce bir şekilde hemen pişecek. 180-190 derece bir 40 dakika yavaş yavaş şöyle veyahut da dediğimiz 150-160 dereceyle de bir 40 dakika yavaş yavaş pişmesi gerekiyor sevgili izleyenlerimiz. Üzeri nar gibi kızardıktan sonra şöyle kapatalım. Fırınımız o pişmeye başlasın. Ara sıra kontrol edeceğiz. Ondan sonra sunumunu yapabiliriz. Şimdi künefe tatlımız iftara güzel bir şekilde sevgili izleyicilerim kendimize hazırlayacağız. Ondan sonra afiyetle yemiş olacağız. Biz de bu arada şöyle tezgahımızı toparlayalım.
Evet, şimdi sevgili izleyenler biz de ne yapalım? Sizlerle beraber tabii ki Şefur'la güzel bir sunum yapacağız. Şefur'la ne yapacağız? Köftemiz var, tavuğumuz var, onu hazırlayalım sizlerle beraber. Şöyle köftemizde neler kullanacağız? Hangi malzemelerimiz var? Hemen tezgahımızı toparlayalım. Ondan sonra hemen göz atabiliriz. Şöyle tezgahımız gelsin. Eldivenimizi de alalım. O zaman köftemizin listesi alalım sevgili izleyenlerimiz. Evet, cevizli ızgara köftemiz için kullanacağımız malzemelerimiz nelermiş sevgili izleyenlerimiz? Kullanacağımız malzeme 1 kilo kadar kıymamız var. Tabii siz isterseniz az veya fazla da kullanabilirsiniz. Ondan sonra 2 adet kuru soğanımız var. 2 diş sarımsak kullanacağız. Ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, 1 tatlı kaşığı kadar kimyon kullanacağız. 1 tatlı kaşığı kadar köfte harcımız ve köfte baharatımız olacak. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar galeta unumuz var. 1 adet aneban yumurtamız var. Ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar salça kullanacağız. 1 yemek kaşığı kadar hemen ceviz içimiz var. Ceviz içi kullanacağız. Sevgili 2 adet domatesimiz var. 5 adet karışık biber kullanacağız. 1 kilo kadar kıymamız var. 2 adet soğan kullanacağız. Ondan sonra 2 diş sarımsak kullanacağız. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, kimyon, köfte harcımız, köfte baharatımız. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar galeta unumuzda 1 adet anaban yumurtamız var. Onu kullanıyoruz. Ondan sonra hemen 1 yemek kaşığı kadar salçamız olacak. 1 yemek kaşığı kadar ceviz içimiz var. Ondan sonra sevgili izleyicilerim 2 adet domates, 5 adet karışık biberimiz var. Öncelikle köftemizi hazırlayacağız. Güzelce bir şekilde hazırladıktan sonra sevgili izleyicilerimiz ona güzel şekiller vereceğiz. Ve ondan sonra yavaş yavaş pişirmeye başlayacağız. Onun yanında şöyle tavuk ızgaramız olacak ve tavuk ızgaramızı hazırlayacağız. Sizlerle beraber şafırdan hazırlayacağız. Ve onun yanında sebzelerimiz hazırlanacak ve ondan sonra güzelce bir şekilde sosumuz olacak. Sosumuz da hazırlandıktan sonra bu şekilde hemen köftelerimiz hazırlanacak. Yanında sosumuz ilave edilecek. Sosumuzla beraber sunumumuzu gerçekleştirmiş olacağız. Ve sizler de afiyet yiyeceğiz. Çok güzel bir ızgara köftemiz olacak ve ızgara tavuğumuz olacak. Sizlerle beraber şimdi hemen başlayalım hazırlığımıza. Şimdi ilk önce neler yapacağız sevgili izleyicilerimiz? Hemen şafırımızı şöyle bir altını açtık. Sizler de görecek şekilde şöyle biraz daha yer açalım. Evet, şöyle pilavımız birazdan hazırlayacağımız için onu da arka tarafa doğru alabiliriz. Şimdi sevgili izleyenlerimiz ızgaramız ısınmaya başladı. Altını açtık. O güzelce bir şekilde hemen ısınsın. O ısınırken bize ne yapacağız? Köftemizi hazırlayacağız. Ben hemen şöyle ufak bir kap alayım. Hatta şunu alabiliriz. Geniş bir tane kabımıza daha rahat bir şekilde hazırlayacağız. Hemen sevgili izleyenler öncelikle köftemizin lezzetli, güzel olması için ne yapacağız? Hafif şöyle biraz soğan ve sarımsağımızı kullanabiliriz. Soğan ve sarımsağımızı çok fazla değil. Yani bir tane soğan olursa veya iki diş sarımsak olursa hem köftemizi daha güzelleştirecek hem daha lezzetli bir hale getirmiş olacak. Onun için mutlaka köftelerimizin içinde soğan ve sarımsak olsun ki köftemiz lezzetli olsun. Onun için sizler de kullanabilirsiniz. Hemen sarımsağımız hazır. İki diş sarımsağımızdan aldık. Diğerini kenara bırakalım. Öncelikle rendemizin ince gözüyle şöyle bir sarımsağınızı rendeleyin. Ondan sonra diğer sarımsağınızı aynı şekilde rendelediniz. Tekrardan soğanımız hemen soğanımızda biraz şöyle bizi duygulandıracak sevgili izleyenlerim. Biraz şöyle gözlerimiz yaşaracak ama köftemiz güzel olacak ve lezzetli olacak. Şöyle hafiften soğanımız çok az kaldı. Güzelce bir şekilde rendeledik. Hop. Hazır. Şimdi soğan ve sarımsak güzelce bir şekilde hazırlandı. Şöyle bir tutalım ki çok fazla gözümüzü yaşartmasın. Şimdi hemen soğan ve sarımsağınızı ayarladınız. Ondan sonra sevgili izleyenlerimiz içine bir adet lezzetli, güzel, organik, serbest gezen tavuklarda elde edilmiş yumurtamız, aneban yumurtamız gelsin. Şöyle ilave ettik. Ondan sonra içine biraz da hafif. Şimdi sevgili izleyenlerim kulaklık olduğu için içeride arkadaşlar şöyle biraz şaka yapınca ben de gülüyorum onun için. Şimdi yavaş yavaş hemen soğanımız hazır. Ondan sonra güzelce bir şekilde yumurtamız hazır, sarımsağımız hazır. Köfte harcımız ve köfte baharatımız.
Gelsin. Şöyle gönderdik. Şöyle kaldıralım. Biraz kimyon güzel bir aroma katacak. Gönderdik. İçine biraz kırmızı toz biberimiz. Ondan sonra Yunus'un çok sevdiği pul biberi. Gece rüyasında bile görüyormuş, çayına katıyormuş. Ama şimdi biraz fazla atalım Yunus için. Hafif biraz karabiberimiz. Tam Malatya işi oldu değil mi Yunus? Şöyle hafif biraz da tuzumuzu gönderiyoruz. Hemen sizler sevgili izleyenlerimiz, bütün malzemelerinizi, baharatlarınızı hepsini içine ilave ettiniz. Şöyle galeta unumuz, ceviz içimiz. Ceviz içimizi de içine ilave ettik. Ondan sonra galeta unumu yetecek kadarını gönderdim. Şöyle iyice bir karıştırıyoruz. Bu şekilde olması daha güzel olacak. En azından köftemizde sevgili izleyenlerimiz şöyle topak topak kalmamış olacak. Hem baharatlı olan kısmı hem dediğimiz gibi çok fazla tuzlu olan kısmı da biz hiç hissetmemiş olacak. Ve güzel bir şekilde, lezzetli bir şekilde de köftemiz hazırlanmış olacak. Bunu iyice bir karıştırdık. Ne kadar yapacaksak ona göre kıymamız. Tabi istersek fazla da kullanabiliriz. Hemen kıymamızı da gönderdik. Ondan sonra yoğurmaya başlıyorum. Kıvama göre. Tabii ki galeta unu dedik sevgili izleyenlerimiz. Sizler özellikle Ramazan ayında biraz ekmeğimizi çok alıyoruz. Çünkü biraz fazla ekmek getiriyoruz. Ekmeğimiz artıyor. Ekmeklerimizi ne yapabiliriz? Ekmeklerimizi güzelce bir şekilde kurutalım. Hemen onları kuruttuktan sonra hemen kıyma makinemizden güzelce bir şekilde galeta unu haline getirip dinlendirebiliriz, bekletebiliriz. Veya da ekmeklerimizi ufak ufak kuşbaşı şeklinde güzelce bir şekilde ekmeklerimizi doğrayacağız. Onları hemen fırında biraz şöyle geniş ufak bir kabımızın içine sıvı yağınızı veya da tereyağınızı da ilave edebilirsiniz. Ondan sonra biraz baharatlı tuz, biraz pul biberinizi, biraz da kırmızı tuz biberinizi içine ilave edip onunla beraber iyice bir harmanlayın. Fırında biraz kızartın. Hemen sevgili izleyenler, şöyle kıtır ekmeğimiz hazırlanmış olacak ve çorbanın yanında çok güzel olacak ve lezzetli olacak. Birer yemek kaşığı kadar çorbanızı içine ilave edip hemen onunla da şöyle lezzetli çorbalar hazırlayabilirsiniz. Veyahut da bu şekilde ekmeğimizi güzelce bir şekilde kurutup hemen köftelerimizin içine de kullanabiliriz. Ama ne yapacağız? Kesinlikle israf etmemeye gayret edeceğiz. Ekmeğimiz çöpe gitmesin. Şimdi hazır sevgili izleyenlerimiz. Köftemizi güzelce bir şekilde hazırladık. Tabak alalım şöyle bir tane. Tabağımız gelsin. Köftemizin biraz daha parlak, güzel olması için çok minik biraz şöyle sıvı yağımızı alabiliriz. Veyahut da zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Şöyle yağımızı alalım. Hazır. Şimdi köftemizi sevgili izleyenlerimiz istediğimiz ölçülerde köftemizi kesebiliriz. İstersek büyük ölçülerde, istersek ufak ölçülerde köftemizi kesebiliriz. Şöyle aldık köftemizi, hemen ızgara köftemizi kesmeye başladık. Şöyle güzelce bir şekilde cevizli köftemiz hazır. Evet, şimdi köftemi hazırladıktan sonra hafif elimi yağa batırıyorum. Ondan sonra köftemize şöyle güzel şekiller verelim. Tepsimize alıyoruz. Bunu da aynı şekilde şöyle dizdik. Izgara köftemiz içinde sevgili izleyenlerimiz ceviz de ayrı bir tat ve lezzet katacak. Cevizimizi tabii ki ne yaparız? Hemen rondoda da geçirebilirsiniz. Onu da içine ilave edebilirsiniz. Çok güzel bir lezzet olacak. Onun için sizler de mutlaka deneyin diyorum. Ayrı bir güzellik olacak ve ayrı bir tat olmuş olacak. Tabii ki Ramazan ayında kendimize güzel sunumlar istiyorsak, farklı sunumlar istiyorsak sizler de bu şekilde köftenizi biraz daha lezzetli hale getirebilirsiniz. Sevgili. İşte bunun yanında ne yapabiliriz? İşte pilavı, şöyle tavuklu pilavımıza onu kullanacağız. Ondan sonra künefe tatlımız var. Ve bir de yanına ne yapabiliriz? Çorbamız olursa yeterli olacak. Ve bir de kendimize güzel bir sos hazırlarsa bize şöyle sosumuz olacak. Birazdan o sosumuzu hazırlayıp kenarına sunumumuzu yapacağız. Ve yemeğimiz hem çok iyi olacak hem de lezzetli bir yemek olmuş olacak inşallah. Şöyle hemen köftelerimiz hazır diyebiliriz. Son kalan bir tane kaldı.
Görüyorsunuz sevgili izleyenlerimiz. Köftemiz hazır. Güzelce şekil aldı. Kabımızı kaldıralım. Şöyle. Çok minik biraz yağımız. Şef fırınımızın içine ilave ettik. Yapmamız gereken tek şey sevgili izleyenlerimiz, çok hızlı bir şekilde pişirimler, kolay bir şekilde pişirimler dedik. Sizler de evlerinizde ayrı bir tat ve ayrı bir güzellik olacak. Köftelerimizi dizelim. Ne kadar kısa bir sürede de pişirildiğini göreceksiniz şefle beraber. Şöyle lezzetli, güzel ve hafif köfteler dedik sevgili izleyenlerimiz. Özellikle koku yok, duman yok, is yok. Hızlı bir şekilde pişirim dedik. Sizler de evlerinize hızlı pişirimler yapmak istiyorsanız bunu neyle yapacağız? Şefırla beraber hazırlayacağız. Şöyle bir iki tane kaldı. Bunları da hemen şöyle kenara doğru alalım. Şimdi gördüğünüz gibi iftar saatine 5 dakika kala sevgili izleyim, fazla değil 5 dakika kala köftem hazır. Yapacağım bu. Ben başka bir şey yapmıyorum. Kapağını kapattım. Ondan sonra bakalım sevgili izleyim, şöyle birkaç dakika içinde köftemiz ne durumu alacak ve nasıl pişecek ona bir göz atacağız. Bu arada bir de fırınımızı bir kontrol edelim. Evet, şu anda güzel bir şekilde üzeri kızarmış sevgili izleyenlerim. Biraz daha kızaracak üzeri, ondan sonra ters çevireceğiz. Altı da aynı şekilde iyice bir kızaracak. Şöyle görüyorsunuz, hemen kızarmaya başlamış. Künefe tatlımız. Evet, görüyorsunuz sevgili izleyenlerimiz. Çok güzel bir şekilde kızarmaya başladı. Onu birazdan hemen ters çevireceğiz. Ondan sonra pişmeye devam edeceğiz. Şöyle fırınımızı kapatalım. Hop, hazır. Evet, sunum yapacağımız tabaklarımız, onları da alalım. Şöyle, evet, 2-3 tane tabak alabiliriz. Hazır sevgili izleyenlerimiz. Bir dakika içinde hazır. Şuradan görebilirsiniz köftelerimiz. Hele bir de sevgili izleyenlerimiz şöyle. Üstü sevgili izleyenlerimiz biraz hafif açık olmasına ötürü üstü de çok güzel kızartıyor. Altı daha hızlı bir şekilde kızartıyor. Şuradan görebilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Bir dakika içinde dedi ki sizler köftenizi hazırlayabilirsiniz. Sizler de bir dakika içinde şöyle hop. Evet. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenlerimiz. Burada zaten of 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 şöyle sevgili izleyenlerimiz. Şimdi bunu ne yapacağız biliyor musunuz sevgili? Şöyle iftar saatine yakın ekmeğimizi alacağız. Ekmeğimizin içine soğanlarımızı ilave edeceğiz. Güzelce bir şekilde soğanlarımızı ilave ettikten sonra şöyle domatesimizi ilave edeceğiz ve köftelerimizi ilave edeceğiz. Başka hiçbir şeye gerek yok. Başka hiçbir şey kullanmayacağız. Saniyeler içinde hazır sevgili izleyenlerimiz ve o güzelce bir şekilde pişecek. Ben de şöyle eldivenlerimizi hemen alayım. Köftelerimiz hemen hemen hazır. Onları alabiliriz. Onları güzelce bir şekilde hazırlanırken biz de ne yapacağız? Sevgili izleyenlerimiz tavuğumuzu hazırlayalım. Köfte şöyle sevgili izleyenlerimiz. Köftemizle beraber tavuğumuz hazırlanacak ama şimdi köftemizi alalım. Çok fazla yanmasın. Çünkü bir dakika, iki dakika içinde dedik köftemiz hazır oluyor. Onun için ne yapacağız? Çok fazla beklesek yanacak sevgili izleyenlerimiz. Şöyle hazır, görüyorsunuz buradan, şöyle görün sevgili izleyenlerimiz. Anında, saniyesinde köftelerimiz hazır. Evet, görüyorsunuz sevgili izleyenlerimiz. Hemen dakikalar içinde şefırla beraber sizler de Ramazan ayında böyle güzel sunumlar yapabilirsiniz. Evet, şimdi hazır. Ondan sonra diğer tabağımızı da biraz şöyle yeri açalım ki sevgili kameraman kardeşim de daha rahat bir şekilde çekimini yapsın. Köftemizi şöyle bir aldık. Ondan sonra sevgili kameraman kardeşlerimiz acıkmış. Onlar iftarda bol bol yiyecekler. Bunlar için şöyle güzel bir sunum olmuş olacak. Şöyle aldık sevgili izleyenlerimiz. Hemen bunu da kenara alalım. Hop hazır. Evet. Evet. Ondan sonra şimdi hazır sevgili izleyenlerimiz. Şimdi köftemizi hazırladık. Köftemiz hazır sevgili izleyenlerimiz. Hemen ben ufak bir şey yapmak istiyorum. Şöyle bir
dolabımıza bakalım. Ramazan ayında kendimize dedik ki güzel bir sunum olsun, farklı bir sunum olsun. Tabii ki anne bandı sevgili izleyenimiz, güzel sunumlar yapıyoruz. Güzel bir şekilde şöyle çok da güzel ambalajı var. Hemen köftemizi şöyle hazırladık. Şöyle aldık. Üzerine biraz anaban. Hafif. Şöyle biraz kaşar peynirimizi. Şöyle. Evet. Hazır sevgili izleyenimiz. Şimdi. Sevgili kardeşim acıkmış. Yunus çok acıkmış. Ben acıktım diyor usta. Şöyle alalım. Şöyle güzel bir şekilde sevgili. Şimdi ikinciye geçmek için ne yapacağız? Sadece yapmamız gereken şey şudur sevgili izleyenlerimiz. Çok fazla uğraşmayacağız. Hemen bir peçete yardımıyla şöyle güzelce bir şekilde ızgaramızı temizledik. Kapağını kapattık. Ondan sonra künefe tatlımız hazır. Bismillah dedik. Evet. Şöyle alalım. Tekrardan bir tane tabağımız. Düz bir tane tabak tercih edeceğiz. Şöyle kapatacağız sevgili izleyenlerimiz. Bismillah dedik. Hop. Hazır. Ters çevirdik sevgili izleyenlerimiz. Görüyorsunuz. Düz bir tane tabağımızla beraber ters çevirdik. Ondan sonra tekrardan fırına gönderiyorum. Künefe tatlımız enfes olacak ve çok lezzetli olacak. Şöyle hazır fırına gönderiyoruz. Fırında yerini aldı. Aynı şekilde sevgili izleyen biraz daha şöyle iyice bir kızaracak. Hemen hazır. Kızarma işlemine devam ediyoruz. Fırınımızı kapatalım. Pişime devam edelim. Evet şimdi hızlı bir şekilde sevgili izleyenimiz tabii ki hemen tavuğumuz dedik. Tavuğumuz gelsin. Şefırla beraber pişirmemize devam ediyoruz. Böyle biraz daha hemen kısalım sevgili izleyenler. Çok hızlı pişirimler yaptığı için biraz şöyle altını kısıyoruz. Ondan sonra tavuğumuzu sevgili izleyenlerimiz sunuma devam edeceğiz. İçine biraz kırmızı toz biberimiz. Marine edelim güzel lezzetli olması için. Ondan sonra biraz tuzunuzu ilave edeceksiniz. Biraz şöyle pul biberimiz yakışacak, güzel bir lezzet katacak. Ve içine çok az bir karabiber. Şöyle hafif. İçine kekik. Bu da ayrı bir tat ve lezzet katacak. Hazır. Bunları hazırladıktan sonra biraz ben içine sevgili izleyenlerim daha güzel bir renk vermesi için biber salçası kullanacağım. Onda çok güzel bir renk oluşturacak ve güzel bir şekilde hazırlamış olacak. Çok az bir salçamı da gönderdim. Şimdi hazır. Ondan sonra şunları kaldıralım. Tavuğumuz şöyle kaç tane tavuk yapacaksak tavuk filotolarımız hazır. Böyle güzelce bir şekilde açıp içine ilave ediyoruz. Şöyle hazır. Şöyle yarım kilo kadar tavuğumuz sevgili izleyenlerimiz hazır. Bunları iyice açtık. Evet. Şimdi ızgaralarımız hazır. Bunları hazırladıktan sonra iyice bir marine ediyorum. Güzelce bir şekilde. Evet. Şöyle bunları iyice bir karıştıralım sevgili izleyenlerimiz. Sosla beraber iyice bir dinlendireceğiz. Ezana çok fazla kalmayacak sevgili izleyenlerim. Sadece 4 dakika, 5 dakika kala hemen etimizi dinlendirdik. Ondan sonra etimiz hazır. Etimiz hazırlandıktan sonra ne yapacağız? Şöyle ızgaramıza, şefir ızgaramızın içine ilave edip hop hazır. Evet. Şöyle gönderdik. Ve de hazır. Görüyorsunuz. Evet of 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 sevgili izleyenim şu görüntüyü görüyor musunuz? Şu güzel görüntü, şu ayrı lezzet, tat.
ve hızlı bir şekilde pişirelim dedik. Evlerimize kolaylık gelecek. Evlerimize lezzet gelecek. Evlerimize rahatlık gelecek. Tabii ki bunlar neyle gelecek? Şefur'la beraber, sevgili izleyenlerimiz, Şefur'la beraber güzel sunumlar dedik, farklı lezzetler dedik. Sizler de evlerinize ayrı bir şekilde yapıp ve afiyet yemiş olacaksınız. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, güzelce bir şekilde pişiyor. Sadece yapacağımız tek şey şu, kapağını kapatıyorum ve gerisine karışmıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Kapağını kapatacağız. Ondan sonra iyice pişecek sevgili izleyenlerimiz. Şöyle lezzetli, güzel bir şekilde pişecek. Afiyetle yemiş olacaksınız. Şimdi yavaş yavaş hemen tavuğumuzla pişmeye devam ediyor sevgili izleyenlerimiz. Güzel ve lezzetli bir şekilde pişsin. Onlar pişerken biz de şöyle sizlerle beraber tekrardan ne yapalım? Pilavımızın da listesini alalım. Pilavımızın listesini aldıktan sonra kısa bir araya gideceğiz. Ondan sonra reklamdan sonra sevgili izleyenlerimiz hem yemeklerimizden bahsedeceğiz. Hem ondan sonra tavuğumuzda hem künefe tatlımızda şöyle size de güzel bir şekilde bahsetmiş olacağız. Dilerseniz hemen listemiz gelsin. Evet, tavuklu pilavımız için sevgili izleyenlerim kullanacağımız malzemelerin nelerdir? 2 su bardağı kadar pirinç kullanacağız. 3 yemek kaşığı kadar hemen anneban tereyağımız var. 2 adet tavuk butumuz var, but kullanacağız. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz var. Ondan sonra toz şekerimiz var. 2 su bardağı kadar tavuk suyumuz var. O da hazır, şu anda kaynıyor sevgili izleyenlerimiz. Hemen 2 su bardağı kadar pirinç kullanacağız. 3 yemek kaşığı kadar anneban tereyağımız var. Tereyağı kullanacağız. Buram buram kokacak. Çok lezzetli bir şekilde pilavımız hazırlanmış olacak. Sap sarı olacak pilavımız. 2 su bardağı kadar sevgili izleyenlerim hemen pirinç dedi. 3 yemek kaşığı kadar anneban tereyağımız var. Ondan sonra 2 adet tavuk butumuz var. Hemen bir tatlı kaşığı kadar tuz ve toz şekerimiz olacak. 2 su bardağı kadar tavuk suyumuz var. Öncelikle tavuklarımızı haşladık ve şu anda tezgahımızın üzerinde bekliyor. Pirinçlerimizi güzelce bir şekilde kavuracağız. Onları kavurduktan sonra içine toz şekerimizi hemen biraz da tuzumuzu ilave edeceğiz. Ondan sonra kaynayan tavuk suyumuzu içine ilave edip sevgili izleyenlerim hemen pilavımız güzelce bir şekilde hazırlanacak. Suyla beraber iyice bir dinlenecek ve dinlendikten sonra servis edeceğimiz tabaklarımızı aldıktan sonra üzerine bolca tavuğumuzu ilave edip ondan sonra sunumumuzu gerçekleştirmiş olacağız ve ondan sonra lezzetli bir şekilde size de yemiş olacaksınız inşallah. Şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen şundan tavuklarımızı size gösteriyorum. Görüyorsunuz sevgili izleyenlerim çok hızlı bir şekilde pişireyim. Ben altını kısmıştım. Hatta bu kendi sıcaklığıyla beraber pişiyor. Görüyorsunuz altını açtım ve çok kısa bir sürede pişirmeye devam edeceğiz. Sevgili izleyenlerimiz gördüğünüz gibi şu anda pişmeye devam etti. Hatta ben altını tamamıyla kısacağım sevgili izleyenlerimiz. Reklama gideceğim. Reklamdan sonra size de görün diye altını açacağım sevgili izleyenlerimiz. Ne kadar kısa bir sürede de pişirdiğini göreceğiz. Reklama gidiyoruz. Bizlerden ayrılma. Reklamdan sonra hem size çok güzel bir pilav hazırlayacağız. Hem tavuğumuz olacak hem de künefe tatlımız olacak. Şerbetini beraber verelim. Reklamlar. Evet sevgili izleyicilerimiz hemen çok kısa bir araya gittik. Hem tavuklarımızı şimdi altını açıyorum ve ondan sonra kapağını kapatıyorum. Çok kısa bir sürede tavuğumuz pişecek. Ondan sonra sunumunu yapacağız ve fırına doğru gidiyoruz. Tatlımız hazır, künefe tatlımız hazır. Nar gibi kızarttım. Ben biraz daha fazla kızarmasını istediğim için sevgili izleyicilerimiz güzelce bir şekilde kızarttık. Künefe tatlımız şu anda hazır. Şerbetimizi alalım. Şöyle şerbetimiz de soğutulmuştu. Şerbetimiz hazırlandıktan sonra yavaş yavaş şerbetimizi üzerine ilave edelim. Şöyle Bismillah dedik. Üzerine şerbetimiz. Hop. Evet. Künefe tatlımız. Sevgili izleyenlerimiz görüyorsunuz. Şöyle biraz daha ileriye alalım. Sizde de görün. Hop. Evet. Şöyle sevgili izleyenlerimiz şerbetimizi vermeye devam ediyoruz. Böyle. Hafif, bolca şerbet üzerine gelsin ve künefe tatlımız hazır sevgili izleyenlerimiz. Lezzetli, güzel bir şekilde nar gibi kızardı ve iftar soframızı şöyle şenlendirecek, güzelleştirecek tabii ki tatlımız hazır. Tatlımızı dinlendirmeye bıraktık. O güzelce bir şekilde dinlensin sevgili izleyenlerimiz. Biz de bu arada hem bir yandan pilavımızı hazırlayalım. Şöyle fırınımızı kapatıyoruz. Ondan sonra tavuklarımız. Sevgili izleyenlerimiz buradan da görebilirsiniz. Çok kısa bir sürede görüyorsunuz. Evet şöyle alalım. Nar gibi kızardı tavuklarımız. Of 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 şöyle sevgili izleyenlerimiz.
ayrı bir tat, ayrı bir lezzet ve ayrı bir güzellik dedik. Evet, şimdi sevgili izleyelim, şuna bak, ekmeği, iftar saatte ne yapacağız? Ekmeğimizi banıp banıp yiyeceğiz şöyle güzel bir şekilde. Görüyorsunuz sevgili şefla beraber ne kadar güzel bir şekilde pişirdiğini de görebiliyorsunuz. Hemen. Evet, şöyle çok güzel nar gibi kızarmış sevgili izleyenimiz. İftar soframızı şefla beraber donatacağız ve güzel sunumlar yapacağız inşallah. Şimdi hemen ızgaramızı kaldıralım. İşimiz bitti. Şöyle. Hazır. Soğutmaya bıraktık sevgili izleyenim. Çok hızlı bir şekilde sizler de evlerinizde güzel sunumlar istiyorsanız, lezzetler istiyorsanız hemen bu şekilde pişirimler yapacaksınız. Şöyle tabağımızı kenarına hafif, çok güzel bir şekilde sevgili izleyenlerimiz hazırlandı. Silelim tezgahımızı. Hem bir yandan künefe tatlımız hazır. Kenara doğru aldık. Köftelerimiz de hazır. Ondan sonra tavuğumuz da gelsin. Hop. Şimdi tavuğumuz da hazır. Biraz şöyle kenarına sevgili izleyenlerimiz yeşillik. Evet. Şimdi hazır sevgili izleyenlerimiz. Hemen tavuğumuzu da hazırladıktan sonra yavaş yavaş pilavımızı da hazırlayalım. Şöyle organik, lezzetli, sağlıklı, güzel aneban tereyağımız hazır. Gönderdik tenceremize. Yavaş yavaş şöyle erisin. O erirken sevgili izleyenlerimiz biz de hemen şöyle eldivenimizi alalım. Ondan sonra şöyle güzelce bir şekilde sunumuza devam edelim. Hemen tavuk suyumuz da kaynamıştı. Onu da kapağını açıyoruz. Bir yandan da sevgili izleyenlerimiz şöyle güzelce bir şekilde hemen pilavımızı yapalım. Pirinçlerimiz hazır. Pirinçlerimizi gönderdik şöyle. Tenceremize bunu hafiften, şimdi hazır, pişmeye devam ediyor. Pirincimiz kavrulsun. Ondan sonra biraz içine tuzumuz, yetecek kadar tuzumuzu gönderdik. Şöyle sapsarı güzel bir pilav istiyorsak anebanla beraber hazırlayacağız sevgili izleyenlerimiz. İçine tekrardan bir adet kesme şekerimizi atalım. Pilavımız daha güzel düşsün diye pirincimiz iyice bir kavrulsun. Şimdi yavaş yavaş sevgili izleyenlerimiz devam ediyoruz hazırlığımıza. Bir yandan da tavuğumuzu hazırlayalım, o da hazır beklesin. Ufak bir tane tabak. Şöyle hemen tavuklarımızı güzelce bir şekilde haşlamıştık. Şöyle derisini alalım. Evet. Şöyle hafiften. Üzerine biraz sevgili izleyenlerimiz güzel görünsün diye çok fazla ufaltmayacağız. Hazır. Diğeri de şöyle güzelce bir şekilde kemikli bir şekilde hazırlandı. Şöyle sevgili izleyenlerimiz. Hazır. Bir yandan pilavımız hazırlanana kadar biz de tavuğumuzu hazırlamış olacağız. Şimdi onu da aynı şekilde şöyle ilave ettik. Hop. Hemen şöyle sevgili Yunus'um biraz sabret kardeşim, sabret. Şöyle iftar saatinde bol bol hepsini senin için şöyle bol hazırladık. Şöyle tabağımızı kaldıralım. Sevgili Yunus çok acıkmış. Onun için biraz şöyle fazla hazırladık sevgili izleyenlerimiz. Hemen şöyle tavuğumuz hazır. Eldivenlerimizi değiştirelim. Yandan pilavımız hazırlanırken sıcak suda şöyle kullanalım. Evet. Güzelce bir şekilde pilavımız hazırlanacak sevgili izleyenlerimiz. Tabii ki bunu aneban tereyağımızla beraber lezzetli, güzel, sağlıklı bir şekilde pilavımız hazırlanmış olacak. Bir iki tane şöyle limon suyumuz
Of, 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 of. Şimdi hazır. Biraz daha. Şöyle kavurduk. Ondan sonra kepçemiz gelsin. Hemen sevgili izleyenlerimiz, pilavımız hazır. Pilavımız hazırlandıktan sonra suyunu ilave ediyorum. Bismillah dedik. Suyumuzu gönderdik. Biraz daha suyumuzdan aldık. Evet. Çok hafif, biraz daha gönderebiliriz. Şimdi hazır. Tavuğumuzdan birazını gönderiyoruz içine. Tavuk suyumuzu kullandık. Biraz da tavuğumuzu içine ilave ediyorum. Evet. Bu hazır. Kapağını kapatalım. Şöyle. Kapağını kapattık ve dinlendirmeye bıraktık. Pilavımız iyice bir dinlenecek, demlenecek sevgili izleyenimiz. Ondan sonra sunumunu yapabiliriz. Suyumuzda işimiz bitti. Bunu da kaldıralım. Şimdi yavaş yavaş sevgili izleyenimiz, pilavımız dinlensin. O güzelce bir şekilde hazırlandı. Tavuğumuz, köftemiz hepsi hazır. Biz ufak bir sos hazırlayacağız. Hemen köftemizin veyahut da dediğimiz gibi tavuğumuzun yanına ufak bir sosumuzu hazırlayalım. Şöyle hemen ufak bir kabımızın içine minik biraz yağımızı gönderdik. Ondan sonra salçamız gelsin. Şöyle salçamız da hazır. Şöyle bir yemek kaşığı olursa yeterli olacak sevgili izleyiciler. Tabii ki siz de biraz daha sosu fazla yapmayı istiyorsanız biraz daha çoğaltabilirsiniz. Hemen hazır. Biraz sosumuzu güzelleştirmek için sevgili izleyenler, çok hafif ben biraz kimyon kullanıyorum. İşte biraz kırmızı toz biber. Ondan sonra biraz hafif tuzumuz. Az bir tuz. Çok az bir pul biberimiz. Minik biraz karabiberimiz. Ondan sonra biraz da kekik. Güzel bir lezzet vermesi için. Şimdi hemen hafiften bunu karıştırıyorum. Güzelce bir şekilde sevgili izleyenlerimiz sosumuz hazırlanmış olacak ve ondan sonra lezzetli güzel bir sos olacak. Onun için çok az bir suyumuzu da ilave ettikten sonra sosumuz hazırlanmış olacak. Sizler de dediğimiz gibi güzel bir sunum yapmış olacaksınız inşallah. Biz de bu arada şöyle ufak bir sevgili izleyenlerim sosumuz hazırlanana kadar salatamızı yapalım. Hemen eldivenimiz gelsin. Elimizdeki malzemelerle kendimize güzel bir sunumlar yapmak istiyorsak böyle sevgili izleyenlerim sizler de biraz daha kendinize güzel sunumlar yapabilirsiniz. Öncelikle ufak bir şöyle yeşilliğimiz. Hemen özlerimizi alalım. Bundan sonra daha rahat bir şekilde çalışacağız. Yeşilliğimizi şöyle güzelce bir şekilde dizdik. Tabağımız görüntü olarak güzel görünsün diye. Ufak bir tane tabağımız gelsin. Şöyle yapalım. Şimdi biraz sosumuzu çok az bir suyla açalım. Fazla kullanmayacağız suyumuzdan. Sadece sosumuzu açacak kadar kullanırsa yeterli olacak. Şimdi sosumuz hemen hemen hazır diyebiliriz. Evet, çok az minik biraz dokunursak yeterli olacak. Evet. Şimdi sosumuz şöyle iyice bir karıştırdık. Güzel bir kıvam aldı sevgili izleyenler. Güzel bir hemen koyulaştı. Altını kısıyoruz. Sosumuz hazır. Bunu şöyle alalım. Köftemizin üzerine. Hafiften şöyle gezdirelim. Diğer köftemizi de aynı şekilde sosumuz gelsin. Ortasına ilave ettik. Bunu da sosumuzu ilave ettikten sonra hazır sevgili izleyenlerimiz. Hemen sosumuzu güzelce bir şekilde hem lezzet katacak hem renk katacak köftemizi. Ondan sonra şöyle tabağımızı kenarına alalım. Bir yandan da pilavımıza bir göz atalım. Pilavımız
dinlenmeye, demlenmeye devam ediyor. Biraz erken pişmesi için sevgili şöyle hafif biraz dokunmuş yaptık. O birazdan hazırlanmış olacak. Şimdi salatamız için soğanımız ince ince yeşil soğanımızı doğrayalım. Güzel bir şekilde soğanımızı incelttik. Bunları kabımız içine aldık. Ondan sonra biraz da yeşilliğimiz gelsin. Yeşilliğimiz de. Yeşilliğimiz hazır. Evet, şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen kıvırcık maydanoz ve taze nanemiz, o da güzelce bir şekilde doğrandı. Kabımızın içine ilave ediyorum. İçine renk vermesi için biraz da hafif biraz şöyle kırmızı lahanamız. Evet, bunu da gönderiyoruz. Şimdi hazır. Bir tane salatalık sevgilim yeterli olacak. Şöyle soyacağımızı alalım. Hemen şu fazlalıkları kaldıralım. Salatalığımızı da kabuğunu soyalım. Evet. Şimdi da hazır. Şimdi hemen sevgili izleyenlerimiz salatalığımız da hazırlandı. Güzelce bir şekilde şöyle eldivenimizi değiştirelim. Evet, biraz elimizin kuruması gerekiyor. Şimdi köfte, sevgili izleyenim, köftelerimiz hazırlandı. Salatamız da hazır. Şöyle ufak bir elimizi biraz kurutalım ki eldiven geçişleri biraz zor olduğu için şöyle hafif daha rahat bir şekilde eldivenimizi kullanalım. Ondan sonra eldivenimiz gelsin. Diğer eldivenimiz de hazır. Evet, salatalığımız kabı soyulmuştu. Bunu dörde bölelim. Ondan sonra küp küp doğruyoruz. Hazır. Şöyle ocağımızı kapatalım. O kendi ateşi yeterli olacak. Sevgili izleyenimiz kendi buharıyla pişecek. Şöyle hemen salatalığımızı ilave ettik. Bunu harmanlayalım. Güzelce bir şekilde karıştırıyoruz. Yeşilliğimiz, şöyle taze nanemiz, soğanımız, salatalığımız ve kırmızı lahanamızla beraber hazırlıyoruz. Sunum yapacağımız tabağımızın içine ilave ettik. Evet. Ondan sonra bir tane domates. Şöyle domatesimiz de gelsin. Hemen domatesimiz de ortadan ikiye bölüyoruz sevgili izleyenlerimiz. Güzel bir şekilde küp küp doğradık. Şöyle bir alalım. Şimdi sevgili izleyenlerimiz da hazır. Tavuğumuzdan birazını salatamın üzerine ilave ediyorum. Biraz daha güzel görünsün diye. Şöyle tavuğumuzdan birazını salatamızın üzerine gönderdik. Üzerine biraz zeytinyağımız gelsin. Hafif. Daha parlak, güzel görünmesini sağlayacak. Şimdi tavuklu salatamız hazır sevgili izleyenlerim. Elimizdeki malzemeyi değerlendirdik. Kendimize ne yapmış olduk? Bu arada da güzel bir hemen salata da hazırlamış olacağız inşallah. Salatamızı şöyle kenara doğru alıyoruz. Tezgahımızı düzeltelim. Ondan sonra şöyle tabağımız gelsin. İki tane tabağımız
hazır. Ve biraz şöyle. Pilavımız da hazırlandı. Kapağını açıyoruz sevgili izleyenlerimiz. O da şöyle bir şekilde demlendi. Of 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 şöyle sevgili izleyenlerimiz. Tane tane buram buram pilavımız kokuyor. Sapsarı güzel bir pilav oldu. Şöyle pilavımız hazır. Pardon şöyle alalım ki tavukla biraz daha kenarlarda güzel görünsün diye. Gördüğünüz gibi sevgili çok fazla beklememize de gerek kalmadı. Hazır. Şöyle tabağımızı aldık. Pilavımız hazır. Kenara doğru alıyoruz. Bundan sonra bir tane daha tabağımızı dolduralım. Şöyle sevgili izleyicilerimiz hemen sapsarı güzel pilavımız. Evet. Bir tane daha tabağımız hazırlandı. Ve ondan sonra tavuğumuz hazırdı. Şöyle tenceremizi kaldıralım. Tavuğumuzu sunumunu yapalım sevgili izleyenlerimiz. Biraz da tavuğumuzu hafif belirgin olması için güzel bir şekilde sizler de kullanabilirsiniz. Birisinin üzerine, diğer tabağımızın kenarına ilave ettik ve şu anda hazır. Tabağımızı kaldırıyoruz. Ondan sonra hemen bir tane de tabak alalım. Şöyle sevgili izleyenlerimiz çok güzel bir şekilde hemen tatlımız da hazır. Künefe tatlımızı güzelce bir şekilde hazırladık. Bunu şöyle keselim sevgili izleyenler. Biraz daha büyük dilimler halinde kesmek istiyorum. Tabii siz istediğiniz ölçülerde de kesebilirsiniz. Şöyle. Hazır. İftar soframızı hem donatacak hem de güzel bir sunum olacak sevgili izleyenlerimiz. Künefe tatlımız. Şöyle kestik. Evet. İçindeki peynir bırakmadığı için şöyle tamamıyla koparmak istiyorum. Ondan sonra alalım. Hemen. Of of sevgili izleyenlerimiz şu güzelliği görüyor musunuz? Evet. Şöyle hazır. Bir tane daha alalım. Şöyle bırakalım ki size daha rahat bir şekilde görün diye. Hemen tatlımız hazır ve kenara doğru aldık. Bundan sonra sevgili izleyenlerimiz tabii ki salatamızı hazırladık. Künefe tatlımız hazır. Tezgahımızın üzerindeki yerini aldı. Şöyle hafif kenarını silelim. Evet. Şöyle kenarını topladık. Şimdi künefe tatlımız sevgili izleyenlerim güzelce bir şekilde hazırlandı. Ondan sonra tavuklu pilavımız hazır. Ondan sonra köftelerimiz hazır. Tavuğumuz hazır. Künefe tatlımız hazır. Sizler de inşallah hem sofranıza güzel bir şekilde hazırlamış olacağız. Dilerseniz hemen neler yaptığımıza bir göz atalım. Önce köftemiz gelsin. Hemen kullanmış olduğumuz malzemelerimiz nelerdi? Hangi malzemelerimizi kullandık? Köftemiz gelsin. Sevgili izleyenlerimiz şöyle cevizli köftemiz. Evet. Evet cevizli ızgara köftemiz için sevgili izleyenlerim kullandığımız malzemeler nelermiş hemen bir göz atıyoruz şimdi. 1 kilo kadar hemen kıymamız var, dana kıymamız var onu kullanıyoruz. Ondan sonra sevgili izleyenlerim hemen 2 adet kuru soğanımız var, kuru soğan kullanıyoruz. Ondan sonra 2 diş sarımsak kullanıyoruz. Ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul, biber, kimyon. Köfte harcımız, köfte baharatımız var. 2 yemek kaşığı kadar galeta unumuz var. 1 adet anneban yumurtamız var. Ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar salça kullanıyoruz. 1 yemek kaşığı kadar ceviz içimiz var. Ondan sonra 2 adet domates kullanıyoruz. 5 adet karışık biberimiz var. 1 kilo kadar kıyma kullanıyoruz. 2 adet kuru soğanımız var. 2 diş sarımsak kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul, biber, kimyon, köfte harcımız, köfte baharatımız. 2 yemek kaşığı kadar galeta unu kullanıyoruz. 1 adet anneban yumurtamız var. 1 yemek kaşığı kadar salça kullanıyoruz. 1 yemek kaşığı kadar ceviz içimiz var. 2 adet hemen domates kullanıyoruz. Sevgili izleyenler
biberimiz, 5 adet karışık biberimiz var. Öncelikle geniş bir kabımızın içine soğan sarımsağımızı hemen rendeleyip içine ilave ediyoruz. Ondan sonra içine baharatlarımızı, galeta unumuzu hepsini içine ilave ediyoruz. Onlarla beraber köftelerimizi güzelce bir şekilde yoğuruyoruz. Köftelerimizi hemen iyice bir yoğurduktan sonra sevgili izleyenimiz ona ızgara köfte şeklini veriyoruz ve ızgaramıza pişiriyoruz. Hepsini ızgaramıza piştikten sonra sevgili seyircilerimiz tabaklarımıza alıyoruz. Üzerine sos hazırlıyoruz. Ayrı bir kabımızın içinde tereyağı, anayban tereyağımız eritiliyor. Ondan sonra güzelce bir şekilde salçamız, baharatlarımız içine ilave ediyoruz. Çok az bir suyla beraber açtıktan sonra üzerine tekrardan gezdiriyoruz. Ve soslu bir şekilde köftemiz hazırlamış oluyor. Ve sizde de afiyet yiyeceğiz. Çok güzel bir köfte olacak. Tavuklarımızı da hemen sevgili izleyicilerimiz güzelce geniş bir kabımızın içine hemen baharatlarımızı, yağımızı ilave ettik. Ondan sonra tavuklarımızı hazırladık. Tavuklarımızı güzelce bir şekilde tavuklarımızı marine ediyoruz. Ve tavuklarımız marine edildikten sonra güzelce bir şekilde tavuklarımız, sevgili izleyenimiz hazırlanıyor. Tavuklarımız hazırlandıktan sonra hemen şefır ızgaramızın içine dizdik. Ve şefır ızgaramızda tavuklar sevgili izleyenimiz şöyle 2-3 dakika içinde çok güzel bir şekilde nar gibi kızarıyor. Ve onlar iyice bir kızardıktan sonra hemen iki taraflı da kendisi pişiriyor. Sevgili izleyenimiz çevirmenize gerek yok. Ve hızlı bir şekilde tavuklarımız pişiyor ve afiyet diyeceğiniz çok da güzel bir tavuk olmuş olacak inşallah. Hemen künefe tatlımızın listesini alalım. Künefe tatlımız için de sevgili izleyicilerim 1 kilo kadar hemen taze kadayıfımız var. 400 gram kadar tuzsuz dil peynirimiz var. Ondan sonra 250 gram kadar anayban tereyağımız var. Şerbetimiz için de 3 su bardağı kadar hemen toz şekerimiz var. 3 su bardağı kadar su kullanıyoruz. Bir adet hemen taze limonumuz var. Limon kullanacağız veya limon suyu da tercih edebiliriz. 1 kilo kadar taze kadayıf, 400 gram kadar tuzsuz dil peynirimiz var. 250 gram kadar anayban tereyağımız var. Şerbetimiz için hemen 3 su bardağı kadar toz şekerimiz, 3 su bardağı kadar su kullanıyoruz. 1 adet hemen taze limonumuz veya limon suyu kullanabiliriz. Öncelikle sevgili izleyiciler hemen anayban tereyağımızı eritelim. Kadayıfla beraber güzelce bir şekilde taze kadayıfla karıştırıyoruz. Onu karıştırdıktan sonra tepsimizin altını yağladık ve kadayıfımızın yarısını altına dizdik. Yarısını altına dizdikten sonra güzelce bir şekilde sevgili izleyicilerimiz hemen biraz da bastırıyoruz. Ortasına hemen tuzsuz dil peynirimizi seriyoruz. Onları ufak ufak doğradık, serdik. Üzerini tekrar aynı işlemle kapatıyoruz. Peynirler görünmeyecek şekilde üzerini de aynı şekilde güzelce bir şekilde kapattıktan sonra hemen fırına gönderiyoruz ve fırında yavaş yavaş hemen sevgili 170 derece bir 45 dakika pişmesi gerekiyor. 2 yüzeyde aynı şekilde. Üzeri kızardıktan sonra yani piştikten sonra ters çevireceğiz. Altı da kızaracak sevgili izleyenim. Altı fırında pişmeye devam etse şöyle iyice bir kızarsın. Ayrı bir tenceremizin içine hemen şekerimizi ilave ediyoruz. Şekerimiz karamelize oluyor. Ondan sonra içine suyumuzu ilave ediyoruz. Suyla beraber iyice bir kaynıyor. Limon suyumuzu ve de limonumuzu içine ilave ettikten sonra şerbetimiz iyice bir özleşecek. Ondan sonra şerbetimiz hazırlamış olacak. Şerbetimizi soğutma bıraktık. Şerbetimiz biraz soğutulduktan sonra kadayıfımız da pişti. Ondan sonra üzerine bolca şerbetimizi hepsini ilave ediyoruz. O şerbetini çektikten sonra hemen künefe tatlımız hazırlamış olacak ve sizde de afiyet yemiş olacaksınız inşallah. Şöyle pilavımıza hemen bir göz atalım. Evet, tavuklu pilav için de sevgili izleyicilerim kullanacağımız malzemelerimiz neler? 2 su bardağı kadar pirinç kullanıyoruz. 3 yemek kaşığı kadar anayban tereyağımız var. 2 adet hemen tavuk butumuz var. Onu kullanıyoruz. Ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve toz şekerimiz olacak. Ve 2 su bardağı kadar hemen tavuk suyumuz var sevgili izleyicilerim. Hemen öncesinde pirinçlerimizi ıslattık. Onları güzelce bir şekilde yıkadık. Ondan sonra süzdükten sonra tenceremize anayban tereyağımızı ilave ettik. O güzelce bir şekilde eridikten sonra sevgili izleyicilerim hemen pirinçlerimizi içine ilave ediyoruz. Pirinçlerimizi güzelce bir şekilde kavuruyoruz. Onun içine tuzumuzu, toz şekerimizi ilave ettik ve ondan sonra kaynayan tavuk suyumuzu üzerine ilave ediyoruz. Biraz da tavuğumuzdan didikledikten sonra içine ilave ettik ve dinlendirmeye bıraktık. İyice bir dinlendikten sonra servis edeceğimiz tabaklarımızı alıyoruz. Üzerine ve yanına tavuklarımızı ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde pilavımız hazırlanmış olacak ve dinlenmiş olacak. Sizler de afiyet yiyeceği çok lezzetli ve güzel bir pilav olmuş olacak inşallah. Evet sevgili izleyenimiz hemen güzelce bir şekilde soframızı donattık. Sizler de tabii ki elimizde dediğimiz gibi yanına ne yapabiliriz? Bir tane çorba yeterli olacak veya hiçbir şey yapmasak da bu bize yetecektir. Şöyle kalan malzemelerimizi ince ince doğradık. Kıvırcımız, maydanoz ve taze nanemizi ince ince doğradık. Bir tane de salatalığımızı içine ilave ettik. Onları harmanladıktan sonra tavamızın üzerine ilave ettik. Biraz da tabağımızı süsledik. Onun üzerinde bir tane domatesimizi, onun üzerinden hemen artan tavuğumuzu, ekstra bir şey de kullanmaya gerek yok. Tavuğumuzu ilave ediyoruz. Onunla beraber güzelce bir şekilde üzerine hafif yağımızı gezdirdik. Ve ondan sonra salatamız hazırlamış oldu. Sizler de afiyet yiyeceğiz. Çok da güzel bir sunum olmuş olacak. Evet sevgili izleyenlerimiz, biz de bu şekilde günü noktaladık. Şöyle oruçlu bir şekilde, güzel bir şekilde inşallah sizler de evlerinize hemen iftar saatinde neler yapacağım endişesi olmadan güzel bir şekilde yemeklerinizi yapmaya devam etmiş olacaksınız ve aynı lezzette, aynı güzellikte yemekler hazırlamış olacak. Cenab-ı Mevlam hepinizin oruçlarını kabul etsin, dualarını kabul etsin. İnşallah daha güzel günlere diyelim.
Hem sevgili izleyenlerimiz, Türkiye'deki ve gurbetteki bütün gurbetçilerimize, herkese, bizi izleyen herkese buradan canı gönülden sevgi selamlarımızı göndermiş olalım. Yarın birbirinden güzel yemeklerimiz de burada olacak. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.